Merhabalar. Bu derste Dynamo ile Python programlama dilinin nasıl kullanılacağına bakacağız. İlk olarak Dynamo'nun ne olduğundan kısaca söz edersek, aslında otomatik iş akışları oluşturma, parametrik geometriler oluşturmaya, tasarımlarımızı analiz etmeye ve daha birçok işleri yapmamıza olanak tanır. Python ise bir programlama dildir. Diğer programlama dillerine nazaran esnek bir dildir. Veri görselleştirmeden makine öğrenimine kadar her şey için kullanılır. Aslında Dynamo'yu kullanmak da zaten bir programlama şeklidir. Python'dan farklı olarak görsel bir programlamadır. Dynamo ile Python'ı bir araya getirdiğimizde, daha doğrusu Dynamo'da Python kullandığımızda, Dynamo'dan farklı olarak düğümlerden daha hızlı çalışır. Büyük projeler için Dynamo ile oluşturduğumuz onlarca, hatta yüzlerce düğümü tek bir Python komut dosyasıyla daha hızlı yapabiliriz. Python kullanarak Dynamo için diğer programlara erişebiliriz. Ya da döngü oluşturma, karmaşık koşullar, öz yineleme gibi Dynamo'da oluşturamadığımız ya da çok zorlandığımız işleri Python'da oluşturabiliriz. Burada önemli olan Python programlama dilini kullanırken sabırlı olmak. Şimdi başlangıç için Revit'te bir şablon dosyası açalım. Buradan mimari şablon dosyasını seçelim. Yeni bir çalışma dosyası açtıktan sonra burada başlangıç için çalışacağımız birimi ayarlamalıyız. Bunun için UN kısa yoluyla birimi santimetreye çevirelim. Birimi ayarladıktan sonra Manage sekmesine geliyoruz. Burada Visual Programming panelinden Dynamo'yu başlatalım. İlk olarak Dynamo açılış ekranına baktığımızda açılış ekranı çeşitli menülere ayrıldığını görüyoruz. Buradaki menülerden kısaca söz edersek Files, Dosyalar bölümüyle yeni Dynamo dosyası oluşturma, kayıtlı dosyaları açma gibi seçenekler bulunmakta. Hemen altındaki Recent bölümüne baktığımızda burada önceden açtığımız Dynamo dosyalarını görebiliriz. Ask bölümü altından Dynamo kullanıcıların soru cevaplar üzerinden tartıştığı forum ve Dynamo web sitelerine bakabilirsiniz. Hemen altındaki referans bölümüyle Dynamo için oluşturulan web sitelerine bakabilirsiniz. Yine yazılım geliştiricileri için kod bölümü bulunmakta ve son olarak sample ile Dynamo örnek dosyalarına bakabilirsiniz. İlk olarak Files dosyalar menüsü altında New diyerek yeni bir Dynamo dosyası açalım. Açtığımız yeni Dynamo dosyasında Dynamo kullanıcı arayüzüne baktığımızda en üstte diğer programlardan aşina olduğumuz menüler bulunmakta. Hemen altında yine dosya açma, kaydetme ve ekran görüntüsü alabileceğimiz araç çubuğu bulunmakta. Benzer şekilde sol tarafta Dynamo düğümlerinin bulunduğu kütüphane bulunmakta. Kütüphanenin hemen altında yüklediğimiz eklentiler bulunmakta. Ve yine burada navigasyon aracıyla çalışmalarımızı 3 boyutlu izleyebileceğimiz ya da düğümlerle çalışacağımız çalışma ekranı bulunmakta. Yine navigasyon aracının hemen altında çalışmalarımızı ekrana sığdıracağımız, yakınlaştırabileceğimiz, uzaklaştırabileceğimiz ve kaydırabileceğimiz araçlar bulunmakta. Dynamo arayüzüne baktıktan sonra artık Dynamo ile Python'a giriş yapalım. Başlangıç için Dynamo kütüphane hiyerarşisinde Script seçeneği altından Editör başlığını açalım. Burada kırmızı renkle de gördüğümüz gibi sadece aksiyon alma düğümlerinin olduğunu görüyoruz. Önceki videolarda da söz ettiğimiz gibi Dynamo kütüphane hiyerarşisinde yeşil renk oluşturma düğümlerini, kırmızı renk aksiyon alma ve mavi renk sorgu düğümlerimizi oluşturmaktadır. Yeniden Python Script düğümüne geldiğimizde ilk olarak çalışma ekranımıza Python Script düğümünü çağıralım. Düğüme baktığımızda burada dikkat edersek girdi olarak ve çıktı olarak out seçenekleri bulunmakta. Burada veri girişiyle girdi olarak aldığımız her şeyi işleyip çıktı olarak alabiliriz. Yine buradaki artı ve eksi butonlarıyla veri girişi için girdi sayısını arttırıp azaltabiliriz. Şimdi başlangıç olarak nasıl çalıştığını anlamak için Python ile yapacağımız işlemlerin bir benzerini düğümlerle yapalım. Bunun için önce Dynamo'daki temel girdi düğümlerine bakalım. Önce kütüphaneden Input seçeneği altından Basic başlığı altındaki aksiyon alma düğümlerini çağıralım. Burada temel girdi düğümlerine baktığımızda mantıksal karar seçimi için Boolean, kaydırma işlemiyle tam sayı üreten integer slider, sayılar oluşturacağımız number, yine kaydırma işlemiyle ondalıklı sayı üreteceğimiz number slider ve metinler oluşturacağımız string düğümünü çağıralım. Buradaki temel girdi düğümlerimize baktığımızda bize oluşturmak istediğimiz şeylerin girdilerini yani verilerini oluşturmaktadır. Mesela daha net anlamak için watch izleme ekranını çağıralım. Düğümü girdilerimiz için çoğaltalım. Şimdi de düğümleri bağlayalım. İzleme ekranında da gördüğümüz gibi girdilerimizin çıktı değerlerini görebiliyoruz. Mesela Boolean girdi düğümü için false sonucunu aldık.
Giriş değerini değiştirdiğimizde çıktı değerinin değiştiğini görebiliyoruz. Yine tam sayı numara kaydırıcıyla giriş değerlerimizi değiştirdiğimizde çıktığının değiştiğini görebiliyoruz. Benzer şekilde yine number düğümüne bir sayı girelim. Mesela 10 olsun. Gördüğümüz gibi çıktı olarak 10 değerini aldık. Aynı şekilde yine ondalıklı sayılarla çıktı değeri oluşturabiliriz. Yine benzer şekilde string metin oluşturma düğümüyle bir metin girelim. Mesela text yazalım. Gördüğümüz gibi girdi değerlerimize göre izleme ekranlarından farklı çıktılar alabiliyoruz. Bu derste Dynamo ile Python programlamada Dynamo arayüzünü inceleyerek temel giriş düğümlerimize baktık. Sonraki derslerde görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.